Ordunov, doktorasını yaptıktan sonra kendisine kalan miras ile, 2 yıl gibi uzun bir süre çevresiyle tüm bağlarını kopararak tüm zamanını bilimsel çalışmalarına ve araştırmalarına ayırır. Bilim bazı becerikli kimselerin elinde bir kazanç kaynağı olurken Ordunov'un bilim tutkusu ise kendine doğru çevirdiği bir silah olur. Yeni bir ev aramak zorunda kalmasıyla çevresine ne kadar yabancılaştığının farkına varır. İnsanların günlük hayatları bile ona ilginç gelirken kendini bu kalabalığın içinde yalnız hisseder. Kalacak bir yer ararken yaşlı bir adamla genç bir kadının garip davranışları dikkatini çeker, onları yaşadıkları yere kadar takip eder. Genç kadının güzelliği Ordunov'u büyülemiştir ve sırf ona yakın olabilmek için onların yaşadıkları yerde oda kiralar. Ortak tanıdıklarına sorduğunda yaşlı adam Muri'nin, fabrikası yandıktan sonra meczup olduğunu, medyumluk yaptığını ve yanındaki kadın Katerina'nın ise onun eşi olduğunu öğrenir. Bir süre sonra Ordunov ile Katerina yakınlaşmaya başlar. Kadın ona hayatının bilinmezlerini anlattıkça genç adamın Muri'ne olan öfkesi artar. Katerina, anne ve babasının ölümüne neden olan adamla kaçtığı için bunun vicdan azabıyla yaşarken, Muri'nin onu bu günahından yakalayıp kendisine nasıl mecbur ettiğini anlatır. Genç adam sevdiği kadına yardım etmek istese de, Katerina'nın değişken ruh hali buna izin vermez. Murin, bu yakınlaşmayı fark eder ve bunun üzerine Katerina'nın kimsesiz ve akıl hastası olduğunu, ona acıdığı için evlendiğini söyler. Karısıyla yakın davranışını ima ederek evinden çıkması gerektiğini söyler. Ordunov başka bir eve taşınmasına rağmen, son zamanlarda yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü onu hasta eder. Aylarca odasından çıkamaz. Dışarıya çıkacak gücü bulduğunda eski yaşadığı yere geri döner. Edindiği bilgilere göre bir süre önce yaşadığı evin batakhane olduğunu, polis baskınından önce Murin ve Katerina'nın oradan ayrıldığını öğrenir. Duyguları karmakarışık olan Ordunov, kendisini hasta eden aşkın girdabından çıkmayı bu sayede başarır.